GGTV Ekonomi Caddesi'nden herkese merhaba. Bu hafta yine sizlerle birlikte Doktor Seyfi Akil ile geçen haftanın gündemindeki önemli olayları yorumlamaya, analiz etmeye çalışacağız. Geçen hafta küresel piyasalarda Fed toplantısı tutanakları öne çıkarken Türkiye'de beklenti üstü gerçekleşen faiz artışı gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Şimdi ilk haberimizle başlayalım isterseniz. Beklenti üstü faiz artışı yapan TCMB'den sıkılaştırma adımları kısa zamanda tamamlanacak mesajı verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini fiyat beklentilerinin çok üzerinde 500 bas puan artışla %40 seviyesine çıkardı. Böylelikle politika faizinde yıllık bileşik faiz %49 seviyesine yükselirken piyasanın 12 ay sonrası için belirlediği %43,9'luk enflasyon beklentisinin de üzerine çıktı. Bu durum Kasım 2021'den bu yana ilk kez pozitif reel faize işaret etti. TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajı da verildi. Sanırım Seyfi beklentilerin üstünde de olsa olması gereken noktaya yaklaşıyoruz gibi değil mi? Evet, tabii ki de özellikle 2021'den itibaren izlenen yanlış faiz politikaları ve yanlış para politikaları ile birlikte Türkiye ekonomisi değişik yerlere gitmişti. Bunun en çok eleştirenlerden bir tanesi de bendim. Yani gerekli olmadığı halde hiçbir mantığa bürünmeyecek bir şekilde sadece faiz indirme bir çözümmüş gibi lanse edip yanlış faiz politikalarının uygulanmasıyla birlikte Türk lirasında ciddi değer kaybı, işte yılbaşından bu yana bakarsak nereden baksanız %50 seviyelerinde bir değer kaybı var. Ama tabii burada her ne kadar beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı söz konusu da olsa burada enflasyonu kesinlikle göz ardı etmememiz gerekecek. Özellikle o negatif reel faiz alanından çıkıp tekrar pozitif faiz oranına geçme konusunda önemli atımların olması gerekiyor. Ama burada belki de en kritik soru şu, enflasyonun %60 seviyelerine yaklaştığı bir ortamda siz %40 faizi çıkarmakla neyi çözebileceksiniz? Bu da ayrı bir soru işareti. Tabii burada belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama yeri gelmişken birkaç cümle de bundan bahsedeyim. Özellikle CDS'lerdeki düşüş önemli bu noktada. Merkez Bankası'nın açıkladığı o faiz kararı sonrasında sıkılaştırma politikalarının biraz gevşetileceğinden bahsediliyor. Özellikle Mart ayında biliyorsunuz Türkiye bir yerel seçim atmosferine girecek. Dolayısıyla bir seçim ekonomisi ortamında kamu harcamalarının artışını gözlemleyeceğiz. Tabii bu artışların olacağı ortamda yüksek faiz ve yüksek enflasyon dönemlerine neler getirecek, Türkiye ekonomisi nereye sürüklenecek? Biraz daha detaylı anlatmak lazım, konuşmak lazım. Değilse ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Faizlerin çok yükseltilmesi ya da faizlerin çok düşürülmesi tek bir kanala bağlı olarak ekonomi politikalarına devam ettirilmesini ben doğru bulmuyorum. Değilse göreceli olarak belki bir şeyler iyimser bir ortam oluşturabilir ama bu kalıcı olmayacaktır. Hep savunduğum şuydu, sadece para politikaları değil, bunun yanında maliye politikaları da etkin bir şekilde kullanılmalı. Ancak bunu yaparsak ekonomide bir denge unsurunu ortaya çıkarmış oluruz diye ve izninizle sözü size tekrar bırakayım. Evet, geçtiğimiz hafta bir de ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren bir kanun teklifi BBMİ Başkanlığı'na sunuldu biliyorsun. 80 maddelik bir teklif bu. Onlara da değinmeden önce reskont kredilerindeki iskonto faiz oranının azami %25,93'te sabit tutulmasından da bahsetmiş olalım arada. Bu başlık neler içeriyordu bu yasa teklifi? İşte KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden konulması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Teklife göre banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. İhracat gelirlerin %5'i olarak görülen götürü gider indirimi kaldırılıyor. Çeklerin tarihinden önce banka ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde 2025'in sonuna kadar uzatılacak. BSM ve konut kredi istisnası ilk konut hariç kaldırılacak. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı YDO ile güncellenecek. Ayrıca uygulama süresi uzatıldı. Motorlu taşıt ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeleri noterde düzenleyebilecekler. Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı %83'ten %93'e yükseltilecek.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan %50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak %80'e çıkarılacak. Ve yine resmi gazetede yayınlanan bir tebliğ vardı. Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre yeniden değerleme oranı bu yıl içinde belirlenmiş ve %58,46 olarak tespit edilmiş. Bunlara ilişkin bir değinmek istediğin konular varsa sana bir söz hakkı vereyim burada. Tabii birkaç cümlenizinize onu da ifade edeyim, sonra devam edeyim böyle. Ben şuna karşıyım, her şeyin tek bir kişinin eline bırakılması, tek bir kişinin dudaklarının arasında olmasına ben karşıyım. Bu parlamenter sistemin özüne aykırıdır. Bütün devletin mekanizmalarının işleyişinin sadece tek bir kişinin inisiyatifine bırakmasının siyaset biliminde ismi çok farklı. O yüzden oraya girmeyeceğim. Onun dışında bu KKM'lerle ilgili, yani kur korumalı mevduatlarla ilgili yapılan düzenleme, baştan beri benim karşı olduğum ve hemen hemen bütün ekonomistlerin karşı olduğu bir durumdu. Bu hem hazineye hem de Merkez Bankası'na gereksiz bir şekilde bindirecek ve bundan çıkması da bundan kurtulması öyle yaptıkları düzenlemeler gibi kolay olmayacak. Çünkü karşınızda yüksek bir enflasyon var. Her geçen gün Türk lirasında değer kaybı var. Şimdi siz KKM'den çıkanları geri nereye yönlendireceksiniz? Türk lirasına gelmeyecek. Adam zaten %50'nin üzerinde bir değer kaybetmiş. Yılbaşından bu yana bakarsanız. Mecbur bu sefer yine dövize gidecek. Yine sizin dövize olan talebiniz artacak. Dövize olan talebiniz arttıkça ve buna ilaveten ithalatta da bir artış oldukça yine döviz kurlarının yukarıya çıkmamasına bir neden yok. O yüzden ben kur korumalı mevduat bir bataklığa benzetiyorum. Bu bataklığa bir kere battılar. Çıkışı da öyle kolay olmayacak. Biraz sancılı olacak. Seni destekleyecek bir şey söylemek istiyorum. Programımız başladığından beri, ilk günden beri biz hep yapısal reformların öneminden bahsetmeye çalışıyoruz. Sadece faiz silahı ile değil, daha yapılmış bir kamu harcamalarındaki kısıtlamalarla ve yapısal reformlarla desteklenmedikçe arzu edilen noktalara gelemeyeceğimizi hep zaten vurguluyorduk, değil mi? Kesinlikle yine hala aynı şeyleri savunuyoruz. Yani tek bir politika çözüm değil, olmadı, olmayacaktı. Dolayısıyla bunlar boş bir çaba, sadece günü kurtarma çalışmaları. Onun dışında bu ihracatçılarla ilgili de şunu söyleyeyim. Her ne kadar bizde 28 küsur seviyelerinde baskılanan bir döviz kuru da olsa bunun sancılarını ihracatçı çok çekecek. Çünkü biliyorsunuz ihracat bedelinin belli bir oranını Merkez Bankası'na yatırmak zorundalar ihracatçı. Buna bağlı olarak bir birim ihracat yapabilmeniz için sizin ithalat yapmak zorunluluğunuz var. Özellikle son dönemde enerji ve girdi maliyetlerinin de arttığını, şirketlerin döviz açık pozisyonlarının da öyle göz ardı edilemeyecek seviyeye geldiğini düşünürseniz, bu da ihracatçının ileride karşısına kur yükselirse eğer ki büyük bir ihtimalle yılbaşından sonra ya da Mart seçimlerinden sonra yine bir yukarı yönlü atak bekleyebiliriz. Burada ihracatçı ciddi anlamda sıkıntıya girecek. Onun dışında yapılan bazı düzenlemeler var. İşte 2024-2025'e kadar uzatılanlar. Bunların ben etkin bir maliye politikası aracı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kısa dönemli cevap verebilir. Kısa dönemli bazı artı değerler oluşturabilir. Buna bir şey diyemem. Ama uzun vadede yapılan bu çalışmalar ekonomiyi genel denge noktasına oturtmayacağı kanaatindeyim. Evet sevgili TÜİK'imiz enflasyonu gerçekçi açıklama konusunda ne kadar inatçı davrandıysa yeniden değerleme oranında %58'leri gördük. Bir umut bekleyen kitlelere de çok kötü acılı bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Vedat Işıkhan'dan dedi ki asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olarak şekilde çalışıyoruz dedi. Oysa artan hayat pahalılığı karşısında dayanmak çok zor ve belirli kitlelerin üzerine yığılması gerçekten büyük toplumsal yaralara sebep olacak diyorum. Ne dersin? Tabii bir toplumu açlığa mahkum edersiniz, onu yönetmek çok kalıyordur. Peki niye o zaman daha önceden iki defa zamlandı? Cevabı çok basitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı, milletvekili seçimi vardı. Yani bunu anlamamak için Madagaskar'dan buraya turist olarak gelmeniz gerekiyor. Tabii ki de istenilen alındı. Bir 5 yıl daha devletin yönetiminde aynı siyasal iktidar söz sahibi olacak. Yapamadığı insanları
hala fakirleştiremediği toplumlar var, bölümler var. Onların da fakirleştirilmesi lazım ki her şey dengeye otursun. Yani bunu anlamamak için herhalde böyle kahin falan olmak gerekiyor. Seçim bitti. Önümüzde yerel seçimleri saymazsınız ki yerel seçimleri en kritik bölge İstanbul. İstanbul'u da alırsa zaten problem yok. Onun dışında çok fazla bir yere takıldıkları da söz konusu değil. Bunu bir kenara bırakırsak yerel seçimler bitti. Alacaklarını aldılar. En büyük oy potansiyeli olan düşük ve orta gelirli vatandaşlardan da istediklerini aldılar. Şimdi herkes şu soruyu kendine sorsun. Ne gereği var ki yılda 2 defa asgari ücreti artırmak? Hiç gereği yok, mantığı da yok. Bir 5 sene sonra yine ağzımıza bir bal çalarlar. Tabii 5 sene yaşarsak o da ayrı bir konu. Bu işin biraz daha siyasal, sosyal bir boyut ama ekonomik tarafına biraz yoğunlaşalım. Şimdi yüksek enflasyon dönemlerinde ücretli fiyat yapışkanlığı söz konusudur. En kolay yapılabilen unsurlardan bir tanesidir. Her ne kadar sosyal bir çöküntüye neden olsa da iki tehlikeli unsur vardır enflasyon ortamında. Bir, Merkez Bankası kanalıyla borçlanma ki biz bu hatayı maalesef 2021'den itibaren yapmaktayız. Hala da devam ediyor orta altın. İkincisi de ücretli fiyatların artışı. Ücretli fiyatların artışı enflasyon yüksek. Enflasyon dönemlerinde çok başvurulmamasını istediğimiz bir unsurdu. Ama maalesef bunu da yaptık. Bu hata da oldu. İşte bugün bizim asıl mücadele etmemiz gereken evet bir hayat pahalılığı var. Doğru. İnsanlar fakirliği iliklerine kadar hissediyor. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bu da doğru. Ama bizim birinci ve en önemli temel unsurumuz enflasyonun makul bir seviyeye çekebilecek politikalara ihtiyacımızın olması. Emekli zamları konusunda da biliyorsunuz hükümet önce yarım bir iş yaptı. Daha sonra muhtemelen yine seçim baskısından dolayı göze alamadığı için ek bir açıklama yaparak çalışanlara da vermeye razı oldu diyelim. Ama bir defa. Bir defalık evet. Yani yine istenilen bir seviye değil ve gerçekten de göz boyamak için gibi görünüyor. Tabii Maalesef. yani biraz önce de konuşmamda söyledim. Yani seçim arifesinin, seçim ortamında özellikle oy potansiyelinin çok olduğu taraflara biraz böyle şirin görünmek gerekiyordu. İşte o şirinlik de yapıldı. İşte seni enflasyona ezdirmeyeceğiz, şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diye. Evet. Ha, o dereyle geçtik. Artık yani paçaları sıvamanın da bir anlamı kalmadı. Yollarına devam edecekler. O yüzden yani bir dahaki seçime kadar bir 5 sene daha yılda bir defa ücret artışlarıyla devam edecek bu insanlar. Akıllarına başlarına toplaması gerekiyordu. Ama maalesef yapamadık bunu da toplum olarak yapamadık. Kamu maliyesinde bir kural vardır. Eğer özel hizmet sunuyorsan 1 TL bir hizmet demektir. Eğer kamu hizmeti sunuyorsa yani kamu bir hizmet sunuyorsa bir hizmet bir oy demektir. Bu literatüre böyle geçmiştir. Tabii bunu da biraz insanlarımıza anlatmak lazım. Asgari ücret artışı eşittir bir oydu. O dönemde geçti. Şimdi bundan sonra Evet. yolumuza devam edelim. Durmak yok, halkı fakirleştirmeye devam. Maalesef. Yönümüzü biraz da Amerika'ya çevirelim. Fed üyeleri faiz artışına dikkatli yaklaşımda hemfikir diye yaklaşıyor. Amerikan Merkez Bankası Fed son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonu düşürmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Yine ABD PMI verisinde istihdam sürprizi diye bir haber düştü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi olan PMI, Kasım'da tahminlerin altında kalırken hizmet ve imalat sektörlerinde istihdam 2020'nin ortalarından beri ilk kez azaldı. Tabii ki bu işsizlik değil mi? Bütün ülkeleri korkutan bir şey götürecek kadar iktidardakilerin. Ve bununla ilgili bir yorumun olacak mı? Tabii ki de şimdi dünyanın ekonomi patronu olan ABD'de yaşanan herhangi bir gelişme özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri ciddi anlamda etkiliyor. Ama küresel piyasalara baktığımızda dünya ticaretinin neredeyse %60'ını belki daha fazlasının dolar cinsinden yapıldığını düşünürsek Rusya'yla hem ABD hem de Avrupa ülkelerinin böyle saklı kaçışlı dövüşünü düşünürsek ABD'nin ki zaten özellikle Çin'le yapılan o ticaret savaşlarından beri gelen bir sıkıntısı var. İşte en yakın zamanda borçlanma tavanlarının artırılıp artırılmayacağı noktasında ciddi sıkıntılar yaşamıştı.
yine zaman zaman böyle yükselen, biraz daha düşen ekonomik göstergelerle boğuşan bir ABD ekonomisi var. Ama her ne olursa olsun yine paranın patronu, küresel paranın patronu ABD maalesef. Maalesef diyorum yani Fed de öyle bir hale geldi ki dünyanın merkez bankası rolünü oynamaya başladı. Hemen hemen herkes Fed'in alacağı kararlara odaklanmış vaziyette. Bir de enflasyon hedeflemesi var Fed'in, biliyorsunuz %2. Bu %2 enflasyon hedeflemesine ulaşana kadar muhtemelen yine sıkı para politikaları, belki faiz artırımı ilerleyen süreçlerde yine karşılaşacağımız olgular arasında olacak. Daha sonra konuşuruz ama sadece bir parantez içinde belirteyim, hemen geçeyim. ABD ekonomisinde yaşanan bu sorunlar diğer yatırım araçları üzerinde de hem alış hem de satış anlamında ciddi baskılar yaratan temel unsurların arasında sayabiliriz. Evet, çok uzun bir dosya olduğu için ayrıca işlemeyi düşünüyorum bunu. Opinion'u da biliyorsun, CEO krizi çözüldü. Opinion'daki Sam Altman'ın CEO'luğa geri dönmesi yönünde prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden kripto para borsası Binance'e 4,3 milyarlık ceza geldi geçen hafta. Ama daha önemli bir gelişme vardı Çin cephesinde. Çin hükümetinin konuyla ilgili liderlik grubu Kuşak ve Yol girişiminin gelecek 10 yıldaki girişimlere ilişkin vizyon ve eylem planını açıkladı. Çin'in gelecek 10 yılda bağlantılılık projeleriyle küresel serbest ticaretin gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğinin belirtildiği planda yeni dönemde ulaştırma ve altyapının yanında dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve sağlık alanında inovasyon odaklı projelerle işbirliği alanlarını genişletileceği kaydedilmiş. Yine planda proje yatırımlarında Çin'in ulusal para birimi Yuan'ın kullanılmasına öncelik verileceği, küresel bir para olmaya oynuyor Yuan. Yuan bazı finansman araçlarını kullanmanın artırılacağı işaret edilmiş. Yine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Ekim'de başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'nda açıkladığı 8 maddelik eylem planında dile getirdiği hedeflerin yinelendiği planda Kuşak ve Yol'un gelecek 10 yılda da önemli bir uluslararası işbirliği platformu ve küresel kamu varlığı olmayı sürdüreceği vurgulanmış ve planda katılımcı ülkeler arasında politika koordinasyonunun, altyapı bağlantılarının, engelsiz ticaretin, mali entegrasyonun, insanlar arası bağların ve yeni alanlarda işbirliklerin geliştirilmesi kilit eylem alanları olarak belirlendi diyor. Ve burada biraz rakamlarla destekleyelim raporu. 2013-2022 yıllarında Çin ile girişime katılan ülkeler arasındaki ticaret hacmini yılda ortalama %6,4 artışla 19,1 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde iki yönlü yatırımlar 380 milyar dolar olurken bunun yanında bunun 240 milyar doları Çin tarafından üstlenildi. Ve Kuşak ve Yol girişimi ilk kez Devlet Başkanı Xi'nin 2013'te Kazakistan'a yaptığı ziyarette durulmuştu. Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle başlatılan projeye 10 yılda 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş katılmıştı. Ve dünya nüfusunun böylece üçte ikisini kapsayan bir coğrafyada yürütülen altyapı, enerji, ulaştırma, haberleşme ve diğer bağlantılı projeleri Çin'in yükselen güç olarak küresel stratejisinin temeli haline gelmişti. Evet, büyük bir proje. Ve aslında biliyorsun ki bütün bu Ukrayna Savaşı'nın hatta İsrail'deki bu gelişmelerin bile bununla bağlantı olduğu konuşuluyor piyasalarda. Sen neler demek istersin? ABD'yi tehditlerin iki tane unsuru var. Bunlardan bir tanesi siyasal tehdit olarak gördüğü Rusya. İkincisi belki bundan daha büyük, ABD'nin küresel ekonomik patronluğunu zora sokabileceği Çin. Özellikle ekonomi anlamında yayılmacı bir politika izleyen bir ülke. Tabii bu anlamda siz biraz önce söylediniz, Yuan'ın küresel bir para birimi olmaya çalıştırılması ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bu tamamen ülkelerin siyasal güçleriyle bağlı bir durum. Dolayısıyla ABD'nin küresel patronluğu zedelenmediği sürece, düşüşe geçmediği sürece ben Çin'in de ve Yuan'ın küresel bir para birimi olabileceği en azından şu anlık için çok fazla yakın bir ihtimal olarak görmüyorum. Ha, olur mu? Elbette olur. Yani Bizans İmparatorluğu'nun parasını düşünün, 1000 küsur yıllık. O bile gitti, o bile dağıldıktan sonra şurada 150-200 yıllık bir ABD'nin egemenliği elbette bitecektir. Ve öbür taraftan Çin ekonomisine baktığımızda da yine dalgalı seyirlerin izlendiği bir süreci de yaşadık. Yani ihracatta düşüş, ithalatta artış vesaire. Buna rağmen Çin'in çok enteresan bir şeyi var. Dünyanın en fazla dolar rezervi tutan ülkelerden olması. Bu tabii ki de ciddi bir sorun oluşturuyor ABD açısından.
Yani sürekli olarak kontrol edilebilirlik anlamında. Ama bunu şöyle algılamayalım. Yani hep söylüyorum ya, bir şehir efsanesi var, işte Çin kızdı, elindeki bütün dolarları piyasaya saldı. Böyle bir şey yok tabii ki de. Bundan en büyük zarar Çin görür. Ticaret merkezlerinin geliştirilmesiyle alakalı yerlere baktığımızda Çin'de ciddi anlamda bir etkinliğin de hayata geçirebileceği görebiliyoruz ki biraz önce siz rakamlarla da desteklediniz. Neredeyse üçte ikilik bir oranda katılım var. Bu öyle azımsanmayacak bir durum değil. Ama tabii ki de yani Çin'in ABD ekonomisinin önüne geçebilmesi için biraz daha siyasal aktiviteye, biraz daha siyasal gücü pekiştirmesi gerekiyor. Bunun için de ya ekonomik anlamda yayılmacı bir Çin'i de yakın bir tarihte çok net bir şekilde görebiliriz. Kuşak Yol Projesi Türkiye için de önemli. Türkiye için de çok kritik bir süreçte ki daha önceki dönemleri hatırlayalım. Bakanlık düzeyinde de ciddi anlamda bu hususta açıklamalar ve çalışmalar olmuştu. Peki son olarak da Almanya'dan bahsedelim. Biliyorsun Almanya bütçe kriziyle baş etmeye çalışıyor ve oradan kaynaklanan endişeleri yatıştırmaya çalışıyor. Almanya Anayasa Mahkemesi 15 Ekim'de Alman koalisyon hükümetinin COVID-19 salgını döneminden kalma 60 milyar euroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti ve kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı. Almanya'nın derinleşen bütçe krizi koalisyon hükümetinde sıkıntılara neden olurken Başbakan Olaf Scholz 2024 bütçesinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Almanya biliyorsunuz daha önceden de teknik olarak resesyona girdiğini de konuştuk. Ama şöyle bir durum var. Almanya Avrupa ülkeleri hatta neredeyse dünya üzerinde düşündüğümüzde ekonomisi çok güçlü olan devletlerden bir tanesi. Evet. Ve zaman zaman böyle iniş çıkışlar da söz konusu olabilir ama farklı bir boyutu ABD'de özür dilerim. Almanya'da yaşanan ciddi ekonomik kriz demek Avrupa Birliği için de büyük bir sıkıntı demektir. Çünkü Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesidir Almanya. Ve dolayısıyla bu inişli çıkışlı süreçleri Almanya'da çok fazla uzamayacağı ben düşüncesindeyim. Bir an önce tekrar bir toparlanma sürecine girecektir. Bütçe sorunu sadece Almanya has bir durum değil. ABD'de de diyor işte borçlanma limitleri artırılması noktasında. İnanıyorum ki ben belki bu süreçte son çeyrekte de belki bu devam edecek ama önümüzdeki yılda biraz daha ekonomik olarak toparlanan bir Almanya'yı göreceğiz ki Almanya'nın da Rusya tarafından uygulanan enerji anlamında bir ambargosuyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu da önemli bir sıkıntı. Yaşanan pandemiyle beraber ciddi anlamda ihracatta da bir düşüş söz konusu bütün dünya ekonomilerinde. Ama dediğim gibi yani bu Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı ekonomilerinden olan Almanya içinde toparlanmanın çok geç olmayacağı kanaatindeyim. Peki. Geçen haftanın gündemi böyleydi. Eğer gelecek hafta da içinde bulunduğumuz haftanın gündemini merak ediyorsunuz, bununla ilgili yorumlar konusunda Doktor Seyfi Akil ile birlikte karşınızda olacağız. Yeni bir ekonomi caddesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.